kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz. Ben olayım sevgilim, dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz. Ben olayım sevgilim. Gününe, gecene gözümde yaş yine ben. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene gözümde yaş yine ben. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım. Hoş geldin. Biraz geciktim sevgilim, özür dilerim. Babam malum fabrikadan kurtulana kadar öldüm. Ölüm kelimesini sevmiyorum, biliyorsun. Evet yavrum, affedersin. Hadi hazırlan da eve bırakayım seni. Uykum yok Ayhan. Sabaha kadar dolaşmak, senden el ele dünyanın sonuna varmak istiyorum. Güneşin ilk ışıkları üzerimize vuruncaya kadar. Işıkları üzerimize vurdu. Dünyanın sonu burası herhalde. Benim dünyam sensin. Benim için her şey senden başlıyor, senden bitiyor. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Konuşan değil, hissettiren önemli. Yeryüzünün en güzel ilham perisi sensin. Hayatımın en güzel gününü yaşadım. Hiç bitmesin istedim bu güzel. Bütün güzellikler bizim olacak artık. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Bizi ancak ölüm ayırır. Aa, hani bu kelime yasaktı? Yavrum benim, korkma. Ölmek için çok genciz daha. Hem bu kelime neden ürkütüyor seni bu kadar? Ayrılığı hatırlattığı için. Senden ayrılmak ölümden beter. Ayrılık korkusunu bilemez. Olmayacak şeyleri düşünme yavrum. İkimiz bir aşk bütünüyüz seninle. Hiç kimse ayıramaz bizi. Baban bile. Evet. Babam bile. Babanım ben. Günlerdir nerelerde olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu benim en tabii hakkım. Artık saati saatine hesap verecek yaşta değilim baba. Lütfen anlayışlı olun biraz. Anlayışlıyım. Hem de zannettiğinden çok daha fazla. Ne haltlar ettiğini görmeden biliyorum. Gene o Sürtükle'ydin değil mi? Onun hakkında böyle konuşmamanızı rica ederim. Kelimelerinize dikkat edin baba. Ben herkese layığı olan kelimeyi kullanırım. Bir sokak kadınına hanımefendi dedirtemezsin bana. Ona hanımefendi demeseniz aramızda konuşacak hiçbir şey kalmaz. Müsaadenizle. Abi, daha anlayışlı olabilirsin. Ayhan artık çocuk değil. Küçücük aklınla erkek işine karışma sen. Bu erkek işi değil ki abi, his işi, duygu işi. Keşke ben de dinlemeseydim senin sözünü. Sevdiğimle evlenseydim,
Bugün evde kalmış zavallı bir kız olmazdım. Babana karşı gelmemeliydim. Aşkıma hiç karşı gelemezdim. Seni küçümseyen hiç kimse haklı olamaz. Seni seviyorum Sevim. Dünyalara değersin sen. Hem ben kararımı verdim. Ne karar? Babası tarafından kovulmuş fakir bir erkeği kabul edersen evlenmek istiyorum seninle. Evlenmek mi? Evet yavrum. Yalnız şarkıcılığı bırakmanı, sadece evinin kadını olmanı istiyorum. Yalnız evimi, sadece senin kadınınım Ayhan. Sadece senin. Yıldızının en parladığı yerdesin Sevim. Yarının şöhret ve parayla dolu. Sahneden ayrılmakla neler kaybettiğinin farkında mısın? Sadece ne kazandığımın farkındayım patron. Dünyanın en iyi erkeğini. Mutluluğu. Sen mutluluğa değil sefalete koşuyorsun. Sahneyi bırakmış olması alnındaki damgayı siler mi ki evet dememi istiyorsun? Kadınımın alnı apaktır baba. Melekler kadar temizdir o. Son sözüm bu demek. Evet baba. Katır gibi inatçıyımdır bilirsin. Dediğimi yaparım. Açlıktan süründüğünü duysam o kadınla oldukça mirasımdan zırdık alamazsın. Siz de benim acımdan ölsem tek metelik istemeyecek kadar gururlu olduğumu bilirsiniz. Son sözüm bu. Seni ailenden çalmışım gibi bir suçluluk hissi var içimde. Bende de sana kavuştuğum için mutluluk. Yoksulluğa, balıkçı köylerinde insanlardan, bütün güzel şeylerden uzak yaşamaya katlanabilecek misin? Bütün güzellikler sende Sevim. Bir sıcak bakışınla dağ başları bile cennet olur senin yanında. Ne buraları ne de bu güzel günleri arayacağız, göreceksin. Bu fedakarlığını ömrümce unutmayacağım. Fedakarlığı yapan değil, yaptıran önemli benim için. Koskoca köşkten basit bir kulübeye razı oldum. Senin nefes aldığın kulübe benim için sarayların en şahanesidir. Seni kendimize reis seçtik. Utandırıyorsunuz beni. Bir şeyler yapabildimse sizlerin altın kalplerinize borçluyum bunu. Bizim yolcu ne zaman geliyor bakalım? Ebe Hanım'ın sözlerine bakılırsa eli kulağındaymış. Saat meselesi dedi. Allah razı olsun hepinizden. Güle güle büyük kızım. Sağ olun. Gözünüz aydın. Bir beklerken iki verdi Allah. İki mi? İki nur topu gibi oğlan. Yaşa. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim anneciğim. Ben de çok teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun çocuklarım. Afiyet olsun. Aman dikkatli olun Ayhan. Hava bozacağı benziyor. Çocuğa da dikkat et. Merak etme sevgilim. Hoşça kal. Güle güle.
şansınız açık olsun. Şansı açık olmadı Ayhan. Bu son görüşümmüş Ayhan'la yazdım. Bu dalgalar onları geri getirmedi Ezra. Önemediler. Çılgınlar gibiydim. Deli olmuştum adeta. Allah'ım. Ayhan'ımla yavrumu sen bana gönder. Sen bana acı büyük Allah'ım. Üzülme kızım. Belki kurtulmuşlardır. İyi ki biri yanında kalmış. Yavrum. Aşkımız sonsuz olacak derdim. Gerçekten de öyle oldu. Büyük, çok büyük oldu ama kısa sürdü. Kerede her gün döneceklermiş gibi bir hisle bekliyorum onları. Sanki ölmediler. Kendini. Bu ne biçim şey, ne biçim his bu? Doğrusunu istersen senden utanıyorum ağabey. Sen o sokak kadınıyla evlenen yeğeninden utansaydın. Ne olursa olsun Ayhan'ın çocuğu bizim demektir. Bizim kanımız, bizim soyumuz o. Adımızı devam ettirecek son erkeğimiz. Yeter! Hayır, yetmez! Torununu köhne bir zihniyetin kurbanı edemeyiz. Vicdanı nasıl razı olur buna? Yıldız Hanım haklılar. Bir bacaksız mı verdiğim sözden döndürecek beni? Bir sokak kadınının doğurduğu çocuğa torunum diyemem ben. Ama vicdansa yazın 50.000 liralık çek gönderin. Para önemli değil. Hem ben kararımı verdim. Yanıma alacağım onu. Bu eve giremez. Giremeyecek zaten. Al köşküne taşınacağım. Onu ben büyüteceğim. Suratını görmek istemiyorum. İsabet edersin. Onun da büyüyünce seni görmek isteyeceğini pek sanmıyorum. Beyefendi... 50.000 liralık çeki verin, sonra da ne yaparsanız yapın. Bu konuyu duymak istemiyorum artık. Ben Hulusi Bey'in avukatıyım. Sizinle çok önemli bir meseleyi görüşmeye geldim efendim. Böyle aşağılık bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz bir anaya? Yemin ederim canımı istemeniz bu teklifinizin yanında daha hafif kalırdı. Sakin olun. Hulusi Bey'in maksadı çocuğunuzu sizden değil, sefaletten kurtarmak. Sefalet dahi olsa bir çocuğun mutlu olacağı yer ana kucağıdır. Dinlemek istemiyorum. Anlıyorum. Vicdanınızın sesi rahatsız ediyor sizi. Çocuğunuzdan uzak yaşama acısıyla çocuğunuzun istikbali arasında bocalıyorsunuz. Oğlum benim tek varlığım, tek yaşama gücümdür. Onsuz yaşayamam. Yaşayabilmeniz için bu çek gönderildi size. 50.000 liralık. Bu fedakarlığımın karşılığı değil. Oğluma biçilen fiyat avukat bey. Ne demek istiyorsunuz? Hulusi Bey'e oğlumu satmadığımı söylemenizi rica ediyorum. O parasıyla ancak uşaklarına emredebilir, bana değil. Tebrik ederim. Zavallı Ayhan'ın ancak böylesine asil birini seçeceğinden emindim. Sizi tanıyınca da daha çok hak verdim ona. Gerçek bir asilsiniz. Zenginlerin küçümsediği bir fakirim sadece. Asalet cüzdanla değil, davranışla belli olur. Çeki yırtışınızdaki heyecanı anlıyorum. Şu halde oğlumu vermeyeceğimi de anlamışsınızdır. Hayır. Vereceğinize inanıyorum. Ana olarak, çocuğunun yarınlarını düşünerek. Etrafa dehşet saçan bir dedenin yanında mı? Hayır hayır. Benim yanımda. Ona gerçek bir anne olmaya çalışacağım. İnanın. Öylesine güç bir şey istiyorsunuz ki... kalbimi söküp almaya kalksanız. Karşı koymazdınız biliyorum. Gene de karşı koymayacaksınız biliyorum. Çünkü analık şuurunuz, analık zaafınızı yenecektir. Hayır, hayır. Karar vermeden yarına kadar düşünmenizi rica ediyorum. Duygularınızı ve sizi çok iyi anlıyorum. Aceleniz yok, düşünün. Yavrum, bir
Efsane. Yaşamamın son umudu, son sevgim. Seni de çok gördüler bana. Yemin ederim, kaybetmemek için canımı verecek kadar çok seviyorum seni. Ama sana güzel yarınlar kazandırmak elimde değil artık. Kaybetmek zorundayım seni. Bunu senin için. Seni çok seven bir anne olduğum için yapacağım yavrum. Affet beni. Anaların en büyüğüne kuru bir teşekkürden başka verecek hiçbir şeyim yok. Sizi daima saygı ve teşekkürle anacağım. Canı hem kendim, hem babası, hem de sizin namınıza seveceğim. Şefkatle büyüyecek, inanın bana. Gidin, gidin artık ne olur. İnsanısın artık. Her şeyin ne başımızın tacısı. Anneliğin en güzel örneğisin. Affedin beni, kalamam. Bu hatıralar arasında çıldırırım, deli olurum, yok olurum. Acın büyük biliyorum ama zaman en büyük acıları bile unutturur. Ben unutmak istemiyorum. Aksine tek zevkim acılarım şimdi. Acılarımı daha da alevlendirmek, kendi ıstırabımla kavrularak yok olmak. Sevdiklerime bir an önce kavuşmak için içiyorum. Ne olursa olsun beni benden koparacak her şeyi içiyorum. Duydum Sevim. Çok da üzüldüm. Galiba uyuşturucu madde bile. Uyuşmasam hiç dayanamıyorum. İçmek için değil, ölmek için içiyorum. Ne olur anla beni, ayıplama. Sana sadece üzülebilirim Sevim. Ötesi gelmez elimden. Sevgim ve dostluğum acılarına merhem olursa ne mutlu bana. Ağlama. Sahnem her zaman senindir. Bir garip yolcu hayat yolunda, yolumu kaybetmiş perişan. Garip yolcuyum hayat yolunda, yolumu kaybetmiş perişanım ben. Çaresiz kaldım gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Siz kaldım gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bomboş, harcı sarhoş, yolcu sarhoş. Oh,
Sensiz sevginin kurbanıyım ben. Evet, bütün cemaati Müslümin ve de gayrimüslimin vatandaşlarımız, dul, bakire ve de kazaya uğrayan bülmü matun kişiler, sağlam, hasta, çürük vesaire her bir saygıdeğer muhteremler, harika çocuk Afacan sizler için büyük fedakarlıklarla huzurunuza teşrif edip asil ruhlarınıza tercüman olaraktan fallarınıza bakmaya amade olduğunu bildirmekle bilakis muazzam bir şeref duymanın latif ve heyecanı içerisindeyim. İşte gayiplerden haber veren büyük kuvvet küçük Afacan, yüksek emirlerinize muntazıran beklemektedir. Sorun söylesin, korkmayın, hediyesi bedavadan ucuzdur. Söyle bakalım, benim 5 liram kayboldu. Ne oradadır ne burada, gömleğin astarında. Vallahi oradaymış, tamam. Ve de kubbesi hamam. Evet, hadi yok mu başkası? Canım evladım, kocam beni kimle aldatıyor acaba? O kadar güzelsin, bu heyecanın niye? Kocan seni aldatıyor fırıldak Ayşe'yle. Fırıldak Ayşe'yle. Ulan çenen tutulsun he mi? 5 yıllık seni dost görünen yılan karı seni. Sabahtan akşama kadar camda oturacağına kocana sahip çıkmayın. Hala konuşuyor utanma karısız. Susmazsan ne olurmuş? Şöyle görürsün ne olacağını. Oğlum karı milletine böyle laf söylenir mi be yavrum? Baksana boğuşmaktan başlarında saç kalmayacak ya. En iyisi kirişi kıralım buradan hadi. Niye yahu, daha hasılatı da arızmadı. Karşında Kore gazisi Eraş negatif Kazım. Karılar azıttı mı pabuçsuz kaçmak lazım. Bugünkü hasılat yengen. Boş ver be baba. Zilliyi kıracak kadar doğrulttuk ya. Üstüyanı. Balkon balkon. Ulan hala öğretemedim sana be. Paraya boş verilir mi ya? Havadan bile mühimdir para hayatta. Hani kefenin cebi yoktu? Kefenin cebi yok ama pantolonum var oğlum. Üzme kendini be baba. Üzüntüyü bırak, keyif cazına bak. Bu bir laftır ki kulağına küpe tak. Lakin ve fakat parada paradır yani ha. Sendeki zihni hassasiyetten de faydalanamıyoruz. Falcılıktan az mı para yolduk be baba? Yolmak başka, o işin amortisi oğlum. Ulan her bir yolu biliyorsun da bizi şöyle lort edecek bir havadis patlatamıyorsun be. Doğru. Başkalarına ait bir şey soruldu mu? Sanki bir ses kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Kendimize ait olunca... Kulağına kurşun kaçmış büyücü karılar gibi davul oluyoruz. Hissi kablel vukum bize gelince yengen. Ne yapayım be baba? Mesela kaç kere düşündüm. Annemi hiç görmedim. Kapat o bozuk musluğu be oğlum. Fazla dram kaşıntı yapar iyi mi? Kızma be baba. Üstelik bir resmi bilem yok. Sen de ruhu resmi olmuş ya. Sen ona bak. Şöyle aynaya bir nazar at. Anlarsın validendeki asaleti. Asalet yerine bisikletim olsaydı. Hop oğlum hop. Benden sana nasihat. Sen bu bisiklet davasını kafandan at. Neden be baba? Kolun kafan bana lazım oğlum. Senin bisiklet dediğine namı diğer şeytan arabası derler biliyor musun? Olsun. Ne? İçimde tuhaf bir his var. Neymiş o? Sanki her an bisikletle dolaşıyormuşum gibi bir his. Kafayı üşüttün yine. Can yavrum terleyeceksin. Gel biraz da dersini çalış. Çalıştım anacığım. Şiirimi de ezberledim. Dinler misiniz? Tabii memnun olurum. Kalbimde ateştir o. Karanlığımda güneş. Yollarını gözledim. Annemi çok özledim. Aferin Can. Çok güzel okudun. Okundun mu ulan canına senin? Ulan maydanoz doğumu. Bu laf bana söylenir mi? Söylenir mi? Evet okumayalım. Tövbe de deve. Oyun oynamak her çocuğun hakkı. Fakat bunlar çocuğa yakışacak, faydalı oyunlar olmalı. Terbiyesiz mahalle çocuklarıyla didişip ahlak bozacağına mesela tenis oynamalı. Mesela ata binmeli. Mesela huzur eşek oyunu. Çatal matal kaç çakal. 2 çakal yavrum. Bak canım. Balık bununla yenecek. Ötekiler de bununla. Biliyorum halacığım. Zaten kaç çatalla yeneceğini bilmemek çok ayıp. Medeniyetsiz denir böylesine. Çatal kullanmasını bilmeyenler, hatta elleriyle bile yiyenler var.
Ulan kıtlıktan çıkmış mütareke dolu gibi yumulmuşum peynir ekmeğe bakıyorum. Ay şu ellerin haline bak ulan, pisliğe bak, tövbe tövbe Allah'ın istekmesine. Ayakla mı yiyecektik yani? Hayır kulakla. Oğlum medeniyet kafa yormuş, böyle çatal diye bir vaziyet ihdası yapmış yani. Senden utanıyorum ben be. Çünkü neden dersen sende adab-ı maşerettik sıfır. Sallama öyle şeyleri, çünkü hepsi kıtır. Ah ulan ah. O sendeki gayipten hissiyat var ya, o bende olacaktı ki sen seyreli o zaman gümbürtüyü. Hangi avradın böyle ciğerinde bir name var vaziyet, ona göre numaramı çakarım ve ona göre bir muamelat keserim hemen. Varmelat mı yapardın? Yok reçel. Doktor ne dedi ama, ben merhummuşum. Ulan ağzından yel atsın be. Merhum diye ölüye derler oğlum. Seninki medyum medyum. Yani gaybiyetten haber veren adam yani. Çok tatlı bir iştir. Zaten aklımda öyle bir fikriyat var. Bir tutturabilirsek koç oluruz koç. Ne? Koç mu? Ben kuş olmak isterim. Ulan öyle koç değil, öyle koç değil. Vehbi koç, vehbi koç. Yani zengin oluruz diyorum. Dur bakalım, bir fikir var. Şimdi seninle şu gazinocular kralı Mahmut Bey'e gidelim. Nasıl, fikrimi beğendin mi? Babacan oğlum, Allah baba sana vermiş bir marifet. İçeride göster kendini, zenginliğimizi ilan et. Sen korkma fal değil mi? Uydur uydur söyle. Ulan iş uydurmaya kalsa ben uydurup dünyayı uyuturum be. Ama sen attın mı tutturuyorsun yani. Şimdi eğer içeride tutturursan vallahi zenginliğimizi, padişahlığımızı ilan eder, dünyanın kuyruğuna tenekeyi çakarız. Hadi yürü. Eşikte fazla konuşmayalım, dedikodu olur. Hadi sıkılma ulan, antre antre hadi. Bir maruzatımız var da müdür bey abicim. Kimsiniz? Şimdilik havacı var. Avamiyat sınıfından sade suya bir vatandaş. Lakin sayın arkadaş, alınlarımız apak, istikbalimiz parlak. Kimsiniz dedim, bir sürü laf. Aman muhterem müdür bey abicim, sen emret, biz takdimatı kesmiş şeref eyleyelim ya. Bendeniz Eraş Sıfır Negatif Kazım Asilkan, bu mübarek çocuk da asil oğlum afacan. Neşene neşene, istediğiniz ne? Ama kısa söyle. En kestirmeden en kısa yolu şu. Şu gördüğünüz çocuk milyonlarca yumurcaktan tamamen tekmilen ve de her cihetten farklı olup istikbal okumak, gayipten haber vermek ve de bilakis en diplomalı doktorlar tarafından bile tıbben ve resmen medyum ilan edilmiş bir karaktere sahip bulunduğu tespit edilmiş olup her soruya cevap verir. Oh be. İki defa sayın ve muhterem abicim, bu çocuk bir fal bakar tekmil hatunların ağzının suya karayıptır söylemesi. Bu mu bilecek? Bilecik değil Safraköy. Oğlum göster kıymetli marifetini amcanı da. Peki bu ne? Oho, o basit bir abicim, zarf kiyat, ben bile çaktım. Ama içinde önemli bir yazı var. Yok be. Evet. Sonra? Yazı mahkemeden gelmiş. Harika. Devam, devam. Kazinonuz ortağınızla kavgalıymış, siz kazanmışsınız. Peki. Şu yazdığım yazıyı da görmeden okuyabilir misin? He? Tabii efendim, ben bir harika çocuğum yazdınız. Nasıl? Harika kelimesi bile tartmaz bu çocuğu be. Lugat lugat olalı afacana layık bir kelime daha çıkmamış. Bu çocuk ne diyorum, öylesine yaman bir çocuk. Gazinoda onun yüzünden biletler kara borsa gitmezse asil kanı madi olsun be. Hele karılar matinesi. İşe alındık mı yani? Hemen nüfus kağıtlarınızı muhasebeye verin, muamelelerinize başlasınlar. Oho, basit iş be abicim ya. Benim nüfus kağıdım kayıptı. Ya konuşma ya, bu lafı konuşma dedik ya. Öbür gün başlayabilir misiniz çalışmaya? Oo abicim, sen bize işten bahset. Biz yaya geliriz yaya. Ne düşünüyorsun be baba? Oğlum insan doğmuşuz ya, nüfus kağıdı da ne nane yani. İster misin tam işe çöreklenmişken gazinoda bir lastik patlasınlar? Yok ya, boş versen. İçimdeki hisler aldanmaz bilirsin. Bu gazinoya girdik ya, bütün hayatımız değişecek, göreceksin. Ulan hayat mı bizimki be? Hissettiklerin doğru Can. Büyük babanın köşküne gitmekle her şeyin değişeceğine ben de inanıyorum. Ben sizsiz yapamam halacığım. Sizi çok seviyorum. Kaçmıyorum ya, ne zaman istersen gelip görürsün beni. Siz de gelseniz, korkuyorum dedemden. Cesur ol,
Bu savaşı yalnız kazan. Deden aksidir, asık suratlıdır, bağırıp çağırır ama aslında çok iyi bir insandır. Neredeyse avukatı Sami Bey gelip alır seni. Hazırlan. Hadi yavrum. Kalbine açılan bu yeni dünyaya gülerek girmeye çalış. Peki ablacığım. Yani şimdi bütün bu yerler dedeme mi ait? Tabii, ileride de senin olacak. Bu ağaçlar, bu yollar da mı? Ne görüyorsan hepsi. Köşkün kahya kadını Feride Hanım. Buranın her şeyi ondan sorulur. Memnun oldum efendim. Ben de küçük bey. Vaktiyle babanıza da hizmette bulunmuştum. Ona o kadar benziyorsunuz ki gözlerim yaşardı, duygulandım. Sizi üzdümse özür dilerim. Rica ederim küçük bey. Sevinç yaşlar bunlar. Buyurun, dedeniz sizi bekliyor. Gene kızgın mı? Her zaman bağırıp çağırırmış duyduğuma göre. Ulan doktor milleti değil mi? Hepsinin ecdadına rahmet. Ya bu ne halt be? Bu herifler beni gebertmek için mi okumuşlar bunca palavriyi? Bir gün o mektebi tıbbi dinamitleyip kökünden berhava etmezsen bana da Bahriyeli Hulusi demesinler. Burnumdan öfke solurken bir sen eksiktin başımda. Bu ne iş be? Şimdi de gözlüğüm yok. Ne cehenneme def oldu bu? Bin kere tembihlemedim mi sizlere gözlüğüme el sürülmeyecek diye? Ulan hangi salak kaybetti gözlüğümü? Dedeciğim, ne şey ne? Şimdilik alnınızdaki gözlüğü kullansanız, öteki bulununcaya kadar. Ha, peki, alnımdaki. Banda katana bakar gibi ne bakıyorsun? Doktorlara tepem atmıştı, kabak senin başına patladı. Ziyanı yok dedeciğim, yabancı mıyım? Torununuzum, istediğiniz kadar bağırabilirsiniz bana. Neden? Rahatlarsınız da ondan. Hem buraya gelirken hepsini göze aldım, alıştırdım kendimi. İstediğiniz kadar surat asın, sesiniz çıktığı kadar bağırıp azarlayın beni. E sonra ne olacak? Hiç. Nasıl hiç? Sonra içinden basacaksın küfrü. Dedemsiniz. Ne yapsanız yine severim sizi. Dedeciğim benim. Bıktım bu hayattan. Şu yemek denen şeylere bak. Bunların hepsi doktor denen o herifin herzeleri. Ulan zafiyet gelecek be. Seni cibilliyetsiz zar seni. Parmak kadar çocuğa rezil olduk be. Oyunun adı neydi dedeciğim? Kızma birader. Ne malsın sen. Bu yaşta insanı suya götürüp susuz getirirsin. Avukat Sami Bey sizinle görüşmek istiyorlarmış efendim. Bu tatsız herif de canımı sıkmak için zamanını kollar hep. Savayı mı efendim? Hayır, gelsin. Emredersiniz. Sinirlerini laçka etmek istersen bir avukatla bir doktor tut kendine. Mezarın kazıldı demektir. Selamlar efendim. Evet, ne var gene? Bursa'daki çiftlikten bahsedecektim. Kiracı hastalanmış, çocuğu da kaza geçirmiş. Bana ne? Ben hastane miyim, hekim mi? Yıllık kirayı ödemek için 3 ay mehil istiyorlar. Telefon et. Buranın da lacca olmadığını söyle. Ya parayı öder zamanında ya da defolup gider. Zaten oyunda kızmışım, büsbütün küplere bindirmeyin beni. Salla bakalım zarını. Ne o, somurtmuşsun? Üzüldüm de. E kazanıyorsun ya işte. Hayır, oyuna değil. Zavallı hastaları çiftlikten kovduğumuza üzüldüm dedeciğim. Ne olurlar sonra? Ne olurlar? Yazık olur. Ama kovmazsanız dua ederler size. Siz zenginsiniz dedeciğim. İyi kalplisiniz, altın kalplisiniz. Ta
Taş kalp ederler bana. Bir iyilik edin de dünyanın en tonton dedesine taş kalpli diyenler utansın. Hemen bir telgraf çekip geçmiş olsun de tarafımdan. Parayı da rahatladığı zaman öder. Dedeni bu hale sen getirdin can. Eskiden olsa çiftçiyi çiftlikten, beni de pencereden atardı. Böyle konuşmayın efendim. Dedem iyidir. Dedem cicidir. Dedem tontondur. Asıl iyi olan sensin yavrum. Altın gibi bir kalbin var. Torun, iyisin, hoşsun da benim açlıktan nalları dikmek üzere olduğumu görmüyorsun. Ama doktorlar yasak ettiler pastayı dedi. Doktorların canı cehenneme. Hastadan ölen görülmemiş ama doktordan ölen ooo. Biraz biraz boş ver. Al sen de ye bakayım, al al. Ve düşün, bu nefis şey bana yasak. Haklısınız. Ben hep haklıyımdır. Yo. Halam işinde pek değil. Bana bahsetme o keçi damarlı inatçıdan. Gidersem söyleyecek çok şeyim var ona. Neymiş o çok şey? Bir tanecik dedemin iyiliklerini anlatacağım. Onu hiç kimsenin anlayamadığını, aslında kuzu gibi yumuşak olduğunu söyleyeceğim. Peki peki anladık. Ver ödün. Şoföre söyle. Yeni alınan araba hazırlansın. Torunum halasını ziyaret edecek. Oo, yeni arabanız çok güzel dedeciğim. Güzel ama benim değil. Aa, sizin değil mi? Halanın. Daha doğrusu senin halana bir teşekkür ediyorum. Dedeciğim, ne kadar cömert, ne kadar iyisiniz. Yalnız unutma, bu halana senin hediyendir. Canım, bir tanem. Aa, dedenin yeni arabası nesi? Sizin arabanız halacığım, dedemin değil. Nasıl yani? Benim hediyenmiş. Olamaz. Anlaşılan dedeni epey değiştirmişsin sen. Bilmem belki de. Yavrum. Acaba yeni arabanızla dolaşmak istemez misiniz? İsterim galiba. İlk defa bu kadar mutluyum. Deden eskiden bu kadar iyi olsaydı, o zaman belki de. O zaman ne olurdu hala? Hiç yavrum. Birden üzüldünüz halacığım. Birini hatırladım yavrum. Dünyalar iyisi birini. Kimi halacığım? Bir kadın yavrum. Bir ana. Daha doğrusu bir melek. Bırak şunu. Yeter artık. Dokunma. Dokunma yoksa cinayet çıkar. Sevgilim, sevgilim dön bana. Sevgilim. Kart tavuk. Sus ulan. Yavaş. Alkışlarımı bozmayın. Alkışlıyorlar beni. Çiçek yağmuruna tutuyorlar. Çiçekler. Çiçekler. Çiçekler.
sonra da çocuğum diye tutturup ağlamaya başlar. Çocuğum, yavrum. Hadi onlara Allah rahmet eylesin, anladık. Lakin oğlunun biri hayatta. Onların hayalini bu zehirde arayacağına... Çal kapıyı, oğlumu kucaklamak istiyorum de bas bağrına. Korkuyorum. Acı duyarak yaşamak çok kötü. Öl daha iyi, öl. Bize aldanma. Yap Sabiha'nın dediğini. Yap. Korkuyorum. Hadi çal kapıyı, çal. Çok zor. Yüzlerce binlerce kere düşündüm aynı şeyi. Çok kereler fırtınalarda sağanaklar boşanırken dolaştım kapılarında. Ama elim titredi zile uzanırken de bir türlü cesaret edemedim. Yüreğim yandı, kahroldum. Sen neden durgunlaştın Can? Hı? Yoruldun mu yoksa? Bilmiyorum hala. Bazen bir hayal geliyor gözümün önüne. Bir kadın görüyorum. Demin anlattığın meleğe benzeyen bir kadın. Konuş yavrum, devam et. Bu zavallı da melek gibi ama çok yalnız, çok üzgün. Sokaklarda perişan bir halde dolaşıyor. Gözlerin yaşlı, içi acılarla dolu. Sokaklarda hep hayal gibi bir kadın. Her rüyama girişinde yavrum diye ağlayan bir zavallı. O kadını bazen de sarhoş görüyorum hala. Ama melekler içmezler değil mi halacığım? Bilinmez ki canım. Belki onunki içmek değil de çaresizlik. Belki kurtuluşu kendini unutmakta arayacak kadar ıstıraplar içindedir. Haklısın, çok ızdıraplı. Yalnızken herkesten kaçıp odasına kapanan, acılarını dört duvar arasında unutmaya çalışan bir kadın, ağlayan bir kadın. Rüyamda hep öyle görüyorum onu. Her uyanışımda bir bakıyorum, ben de ağlamışım. Hassas yavrum benim. Kim bu kadın hala? Neden hep rüyalarımda? Acaba sahiden yaşıyor mu böyle biri? Yoksa sadece bir rüya mı? Bazı rüyalar gerçekten bile daha gerçektir Can. Sen o kadını gönlünde böylesine sıcak yaşatıyorsan... ...sahiden yaşıyor demektir. Onu rüyalarımda seviyor, ona rüyalarımda ağlıyorum. Çünkü sen eşi bulunmaz, duygulu bir çocuksun yavrum. O rüyalar Tanrı'nın sana bir hediyesi. Kadına bir gün rastlar mıyım dersin hala? Kim bilir? Belki de kabul ederler, haklısın. Böyle de mahvoldum, öyle de mahvolacağım. O zaman cesur ol. Git ara yavrum. Onlar da bu kadar taş kalpli değiller ya. Yeryüzünde hangi yürek anayla evladı ayırmaya razı ol. Ben... Oğlum... Acaba... Gecenin bu saatinde ne istiyorsun? Kim? Ben... Affedersiniz. Bir yanlışlık oldu galiba. Affedersiniz. Bitsin. Şimdi
Delinin biri. Oğlum diye ağlayan bir kadın. Oğlun mu? Nerede? Niye içeri almadın? Kadın öyle acayip bir hamle yok. Hay Allah. Peki git oğlan. Adamla gideyim oğlum. O keçi damarlı bana görünmesin de nereye gidersen git ne yaparsan yap. Hadi çabuk çalışalım, maça gideceğim ona göre. Gidersin çocuğum, tabii gidersin. Yalnız gazinonun havasına alışman lazım. O cihetten yüreğini serin tut abicim. Biz anladın mı fırıldak gibiyizdir böyle, her şartta tak alışırız. Büyük sihirbaz Fodini'nin saat numarası vardı. Onu yapabilirse yaşadık. Saatin kaç olduğunu bilmekte bütün mesele. Oo, ayıp ettin abicim. Sadece ayarını değil, cebindeki saatin fabrikasının sahibinin karısının ağzında kaç birik diş var onu bilebilir yani. Öyleyse söyle bakalım saat kaç? Amma da komplimiz. Beni bu kılıkta görseler dillerini yutarlar afallamaktan. Beni kılığına da açırlar. Peki sen başka olmasa aynaya bakıyorum sanacağım. Adın ne senin? Can. Benimki de Afacan. Sıfır eraş ne kaçıkanın evladı hususiyetiyim ya sen? Benim anam babam mı? Valideden yana ben de öyleyim ama babaya karnım tok. Aslan Kazım babacım, dedenlerin en kralıdır. Benim de dedem var. Fos bıyık ulusu. Sabıkalılar. Yok canım, kibar ve zengin. Serttir ama iyidir. Benim babam da leçerde gibidir ha. Ama ne dayak, ağzı biraz kenardır o kadar. Anladın değil mi anam? Anlamadım. Yani hafif yol küfüre kaçar ama tatlıdır ha. Bir gece kondumuz var, krallar gibiyiz senin anlayacağın. Biz köşkteyiz. Yok be, büyük mü? Saray gibi. Kıyaksın yani. Allah bilir hizmetçileriniz, uşaklarınız, bahçıvanlarınız biledir. Benim yerimde olmak ister mi? Ahçınız kıyak mı? Parmaklarını yedirir insana. Bak arkadaş. Hadi bir roman. Çalınan taş. Ben zengin çocukla fakir çocuk yer değiştirirler. Tam üstüne bastın. Biz de aynı dümeli kırsak ha. Ben bir günlük beylik ederim, sen de insanca bir hürriyet yaşarsın. Tamam mı anam? Bilmem. Salinculuk etme be oğlum. Ben köşke giderim, sen Kazım babaya. Nasıl olur bilmem ki. Uzatma be. Şurada elbiseleri tornistan edelim. Anlatırım sana ne dümen çevireceğimizi. Yürü. Kayboldun diye öldük öldük dirildik heyecanda. Yavrum, canım evladım benim. Demek moruk bu. Senin kaybolman halanla bile barıştırdı beni. Bak, o da burada. canım benim. Bu da halam olacak nane galiba. Dikkat durun bakalım. Karşınızdaki can değil, yapa can. Uykuda mısın sen? Sevgili yârim. Ne oğlum? Karadeniz'de gemilerin batmış gibi efkara bürünmüşsün. Evet, biraz yoruldum da. Kolay mı? Koskoca gazinonun falcısı olmak. Esas siz yarınki basın toplantısından sonra görün bunu. Afacan'a selam vermek için böyle istida yazıp sıraya girmek gerekir. Vallahi faldan yana eşi yoktur yavrumun. Hop. Ah canım Afacan'ım, yavrum benim. Benim kocam kaçtı elden. Bir şeyler söylersen düşerim peşine ha. Söyleyemem. Ay eyvah, ay niye ayol? Artık profesyonel oldu yenge. Oh. Sonra erkek kısmını ele vermek erkekliğe yakışmaz. Bir koca kaçarsa nereye kaçar? Nereye? Herhalde sana değil lan. Sayın baylar, çok kıymetli gazeteci arkadaşlarım ve dostlarım. Davetiyelerde belirttiğimiz gibi gerçekten büyük bir olay karşısında bulunduğunuza az sonra bizzat şahit olacaksınız. Harika çocuk Afacan'la denemeye girmeden önce babası kısa bir tanıtma konuşması yapacak sizlerle. Sözü Kazım Asilkan'a bırakıyorum.
Efendim baylara ve muhterem efendilere selam, sonra tıraşa devam. Bendeniz bilakis bu kıyafetimle ayıptır söylemesi sıfır eraş negatif Kazım Asilkan. Şimdi siz zat-ı muhteremlere aynı kibar ve nadirattan kana sahip evladım afacanı taksim ederek yüksek bir şerefe nail olacağım. Teşekkür ederim. Uzatmayın. O benim evladımdır. Efendim şu karşınızda gördüğünüz masum, uysal ve de güzeller güzeli çocuk, sade suya basit ve lalet time bir çocuk olmayıp, falcılık sahasında zihne durgunluklar veren fevkal beşer bir kabiliyete sahiptir. Şimdi en dünya ahiret meselelerine taalluk eden siyaset mevzularından en hususiyetinize ait ve de çok nazik meselelerinize kadar her bir suali cesaretle sorabilir ve sizleri şaşırtacak en keskin cevapları alabilirsiniz. Hadi buyurun sorun bakalım efendiler. Söyle bakalım benim kaç çocuğum var? Muhterem gazeteci abicim, sana acizane bir şey diyeceğim. Böyle basit sual sorma afacana. Kibrine dokunur, kırılır sonra. Efendim evet, sualleriniz kezzap gibi keskin, kerrat gibi müşkül olmalı ki evladı muhteremimiz cevap verme tenezzülünde bulunsun, değil mi ya? Benim hanım hakkımda neler düşünüyor acaba? Ah bak işte kıyak bir soru. Al cevabı, kendini koru. Hadi oğlum afacan, beyinki de candır can. Kadın değildir kanun, anlaması zordur zor. Bilirse ne düşünür, ona göre posta kor. Konuşsana ya. Konuşsana. Konuş sen ulan, konuş. Ağzını açacağı yok. Flaşlar mı şaşırttı acaba? Afacan evladım, bunlar basit sual. Hadi bir şeyler söyle. Ulan güzel evladım, aç ağzını da işte iki tane laf et. Basına madara olmayalım ulan burada. Hadi konuş. Efendim, eğer çocuk susuyorsa harika dehasının bir oyunudur bu. Gala gecemizin sürprizini bozmak istemediği içindir herhalde. Hay zihnine tırp sıkayım be müdür bey. İsabet buyurdunuz ha. Evet, en iyisi ve de en eğlencelisi şu saygıdeğer röportajlarınızı yani halkın huzurunda yapacak olursanız çok daha parlak çıkar netice. Ve şimdi siz muhterem gazeteci biraderlerimi bu dahiyane fikrimden dolayı gene alkışa çağırır ve hepinizi haftaya yapılacak olan o gala gecesine davet ederim. Ve şimdi hani şak şak ya. Ulan hayatı ömrümde çok madar oldum ama bu senin ettiğin gibi hiç madara olmadım biliyor musun? Neydi o gazetecilerin yanında olan? Dut yemiş bülbüle dönmüştüm be, sus pus oldum be. Biraz daha üzerime varırsan ağlarım. Ben de seni bağlarım diyorum. Bu işte var bir bit yeni ya ama... ya sen güneşe karşı defacit ettin yahut da seni cin çarptı. Yahut da düşmanlarımız bir hilekarlık tuzağı yaptılar. Yani yok başka yolu. Hadi şimdi marş marş Leyla'ya. Cinlerin tepesini başına attıracaksın şimdi ya. Elen sarkış, kendin gözle. Ne zaman geleceksin? Sakın geç kalma, erken gel. Be, duaya bak maşallah be. Bu duayla çözülmeyecek cin göremiyorum ha. Cinler nereme bağlı? Kafana. Onlardan kaçmak lazım. Erkekliğin onda dokuzu da kaçmaktır zaten. Şşt. Kızla kaçacaktım. Tren gibi tren. Eski demir yolculardanız be Leyla. Trende Abdülvahit Turan yeni hayat satmış vatandaşız. Ben şimdi bir lokomotif olayım. Cinlerin bir tanesi peşinden yetişemez be. Sahi mi? Tabii ya, sen atla bu trene bak. Ne diyorsam onu yap. Hadi. Gece ahır kapı, kum kapı, yeni kapı, Samatya. Ah Mavromatya.
yavrum maçı. Zeytin burnu bakır ki. Kendime geliyorum. Kadir gecesi doğmuşsun be. Niye? Şansına bir izmarit buldun ki palamut gibi. Şunu da bir tüttürdün mü? Ama doktor. Doktorun canı cehenneme. Bak bak yüzüne kan geldi, canlandın. Yumulmana bak büyük babalık, yumulmana bak. Oh be, ciğerlerim bayram etti. Hey aslanım, düşeş. Ulan bu kaçıncı düşeş? Sonra ne be keleş? Baksana büyük babalığın pot bıyığına. Eski kulağı kesiklerdendir. Yangın yerlerinde bir nara çekti mi? Ha büyük baba, yalan mı ha? Doğru ya. Mevlana kapıda asıldı mı narayı? Üsküdar'da camlar çatlandı şiddetinden. Ne haber? Dünya varmış be. Büyük babalık, çiçeklere bak, çiçeklere. Terbiyesiz zamanı çocuk. Bozulmayalım, yedek parça yok. Yıllardır bu kadar gülmemiştim. Bir günlük hayat canıma can kattı. Al şu dolmayı da fazla konuşma. Oh, İzmarit'in tadı başkaymış. Yahu böyle numaralarım vardı da neden daha önce yapmadın ha? Bu bir şey mi büyük babalık? Yedi kule marula rana, tophaneye demli çaya gideceğiz daha. Ne diyorsun? Yaşa be! Beyefendi, beyefendi! İşittiğime göre perizi bozmuşsunuz. Fazla konuşursan ağzımı da bozarım ona göre. Sigara da içiyorsunuz. Sigara değil, izmarit. Ne? İzmarit mi? Yani mikrop. Kendinizi yakıyorsunuz beyefendi. Biraz daha konuşursan seni de yakarım ona göre. Hadi defol lan. Ama defol. Beyefendi. Defol. Beyefendi. Kırk beyefendi. Amma güldük ha. Bir kahkaha iki kalem bir dola demişler. Yaşa be can. Biz kocaman bir sığır yedik o halde. Can mı? Eyvah. Vakit geldi. Ne vakti? Ben kırıyorum büyük babalık. Bir saat sonra görüşürüz. Haydi eyvallah. Dur be gitme. Ne güzel eğleniyorduk. Gelmeyeceksin diye. Morukla gırgıra daldık. Geciktim biraz. Sen ne yaptın? Sorma. Berbat ettim her şeyi. Gazetecilere rezil oldum. Boş ver anam. Ben düzeltirim vaziyeti. Ya senin büyük babana zafiyet getirteceklermiş. Önce güzel bir karnını doyurdum zavallının. Sonra gezdik, dolaştık, kumar oynadık. Çok sevindi adamcağız. Nargile de içerim, sigarada, her haltıda. Atın ölümü arpadan olsun. Sizin bu yaptığınıza intihar derler. Bilakis hayat derler. Oh be, sade suya tiritle eşek gibi yaşamaktan bıktım.
Allah'tan cancık biraz gözümü açtı da oh rahat nefes aldım. Nerede, can yok ortalarda. Oh, hiç meraklanmayın onun için. Öyle bir malmış ki ohoho. Köprü altından tut tophaneye kadar her yerde kral. Yanılıyorsun. Yanılıyormuş. Can ne bilir oraları? Ben bildiğimi söylerim. Dün afacanın halini beğenmedim. Doğru. Birdenbire hanım evlatlığı çıktı. Elbet hanım evladıdır ya. Kaldırım çocuğu mu zannettin? Değil ama dün pek kibardı acanım. Kibarlık ve asalet bizim damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ya malum malum. Sıfır falan filan. Ulan falan filan sıfır olur mu? Sıfır RH negatif Kazım. Radyo her gün söylüyor. Kulağını açıp dinlemiyor musun? Gerizekalı karı sen de. Kolay değil tabii. Koskoca radyo. Can. Müjde. Can geliyor. Ölecek be baba. Herkesin canı candır. Bizimkisi patlıcan. Afacan ne zamandır seni bekliyorduk. Ne olur bir salama baksan. Yorma çocuğu ya, yorma. Akşam sen kapını açık bırak, ben senin falına bakarım ki o bitsin. Terbiyesiz sen de. Şekerim benim kapım her gece açık. Senin kapını mezarcı Mahmut kapayacak inşallah. Keyif diye de buna derler işte. Alan duymasın. Sus sus sus. Alan duymasın. Sus sus sus. Alan duymasın. Hay aslında bin yaşa be can. İki günde amma da değişiklik ha. Bu işe de pek aklı vermedi ya neyse. Candım oldu afacan. Hem de ne afacan. Hadi bakalım yemeğe. Hadi. Dedim mangalı devirdim. Allah Allah yangın. Tulumbacılığa fırsat. Yangın var. Yangın var. Çabuk su getirin. Su getirin. Susun be. Ne de olsa serde tulumbacılık var. Pederi Şahin'in bir nutuk çekti. En uyanık gazeteciler bile çeçesini sokmuş gibi uyudular. Uyumak ne ki, sen adamı horlatırsın bile. Bak harika çocuk gala gecesi konuşacak diye yazıyor. Eğer orada da dilin tutulursa mahfumuza yelken açarsın ha. Ben korkma dedim mi korkma. Peki dün ne oldu da öyle dut yemiş bülbüle döndün? Sanki sen değildin be. Düşünme dedik be baba. Dün ben değildim ama bugün ben benim. Sen ben değilim de yarın ben değilim sen. Kimle bulamıyorsun? Neyse vardır herhalde bir hayır gene bildiğin. Hadi provaya gidelim de herifler çıldırmasınlar meraktan. Tır saksısı gibi dikildim buraya, yürü be ya, Allah Allah. Dünkü üzüntüm be heyecanım hala geçmedi yavrum. Eminim ki bugün iyisindir artık. Hiç merak etmeyin, çakı gibiyim. Ve de turp gibidir maşallah turp. O halde son çalışmamızı yapabiliriz. Sonra da 2 saat izin istiyoruz. Malum ya Madi'den bir kıyafet davamız var. Frak giyecekmişiz filan. Bak peşin söyleyeyim müdür bey. Zengin de olsak biz bu kıyafetlerimizi değiştiririz. Nasıl isterseniz, nasıl isterseniz. Aman yavrum yalnız galada susup beni dünkü gibi rezil etme sakın ha. Dünkü başka davaydı amcalık. Korkmayın siz. Ben de çocuk gibi sevinçliyim nedense. Gardrop. Gardrop efendim.
oldunuz ya o elektrik çarpmış gibi. Affedersiniz. Küçük pek tatlı da maşallah. Baldır bal. Ne kadar tuhaf dedi. Kadını görünce bir tuhaf oldum. Sanki rüyalarımda gördüğüm kadındı. Sen hepten garipleştin zaten. Bir gün beni bile yoldan çıkarıp köprü altlarına götürüyorsun. Öbür gün zavallı bir kadına gözün yaşarıyor. Anlayamadım ya neyse. Bir gün bir gecekondu yaramaz oluyorsun. Sonra bir kral çocuğu oluyorsun. Kıyak numara ha. Kral gibi olduk baba. Ben nasıl oldum patron ha? Kıyak değil mi? Yavrum Kazım. Canım Kazım benim. Sosyete Kazım. Ha, ne diyecektim? Kıyafetler iyi de sorular... Orada bir aksaklık olmasa ha? Ya ne evhamlı adamsın sen be kardeşim ya. Kazım, canım Kazım. Çok sayın davetliler, sayın emniyet müdürü ve ekşi. Çok değerli beyler ve hanımefendiler, gazinomuzun bu müstesna gecesinde ilk olarak sizlere Türk sahnesinin ölmez örneklerinden birini nefis bir kanto ile ölümsüz sanatçı Mürvet Sim takdim ediyor. Mürvet Sim! Topladı gemi gümeci satalım durumda. Keçiden kuzu gümeci mercimek sonunda. Topladı gemi gümeci satalım durumda. Keçiden kuzu gümeci mercimek sonunda. Kuru gibi az kalın papacalar satalım. Ne de gitmek atalım hoş. Dere gibi Türk halk müziğine ismiyle ve sanatıyla büyük bir hava getiren değerli sanatçı Selda. İşte Selda ve sihirli gitarı.
Çok sayın bayanlar baylar, şimdi gazinomuzun bu müstesna programında sabırsızlıkla beklediğiniz harika çocuk, akıllara durgunluk verecek numaralarıyla huzurlarınızda. Huzurlarınızda harika çocuk. Ben bile merak ettim köp doğru. Her şeyi biliyormuş. Allah vergisi bir kabiliyet. Merhabalar sayın Türk vatandaşları, ecnebiler, turistler, Müslim, gayrimüslim ve bilumum insanat kardeşlerim. Hepinize toptan ve ciğerden selamlar. Aynen benden de aynı selamlar. Şimdi yüksek huzurlarınızda ebediyen unutamayacak, zihinlerinizde aziz bir hatıra olarak yaşatacağınız bu muhteşem gecenin akıllara durgunluk veren şahane gösterisi başlıyor. Oğlum sizlere gayipten haber vererek istediğiniz her bir soruyu cesaretle ve büyük bir olgunlukla cevaplandıracaktır. Sualleriniz ne kadar zor olursa olsun korkmayın. İsterseniz siz sormadan ben başlayayım. Hoş geldiniz Enis Bey. Evet evet size söylüyorum. Evet evet size söyle Enis Bey. Adınızı Hop diye bildiğim için şaştınız değil mi? Biraz da çarpıldınız. Bazı şeylerinizi söylersem kızar mısınız acaba? Rica ederim, buyurun. Hanımınızla aranız açık sizin. Şşş, oğlum olur öyle şeyler sonra da kapanır ya. Sen bırak şimdi bu kadın kız vaziyetlerini, bu ciheti atla ya. Ben bu ciheti kapatmak istiyorum baba. E kapat kapat hadi. Efendim sizin 1000 liranız kaybolmuş. Parayı kumarda kaybettiğinizi sanıyor. Halbuki ceketinizin cebi delik, astarınızda kaçmış 1000 kağıdınız. İşte size hafif bir fal. Hem yenge hanımla siyasi durumları düzeldi. Hem de açıktan bir 1000 kağıt. Şimdi de sizlere bir mendil oyunu takdim edeceğim. Ve bendeniz Eraş Negatif Kazım Asilkan, huzurlarınızda dolaşaraktan arzu buyuran 3 kıymetli vatandaşımızdan 3 adet mendil rica edeceğim. Malum haliniz şu adi burunlarımızı sildiğimiz mendillerden. Neymiş efendim neymiş? Mendil. Hep beraber söyleyelim. Evet, şimdi de son derece pembe beyaz, ananevi bir güzelliğe sahip hanım abla yengemizden misler gibi bir mendil rica edeyim. Evet. Mersi. Bir de zatenizden rica edeyim. Bu ne be baba ya, mendil dedik, masa örtüsü istemedik. Bir de kardeşimizden rica edelim. Merak etmeyin, kirlenmez, kaybolmaz, geri iade. Tamamen evet sen, çok rica ederim Mersi. Bu ne ya, mendil mi mis kutusu mübarek. İşte harika çocuğumuz gözleri bağlı olaraktan ve de gayet de şık bir vaziyette yüksek huzurlarınızda. Hazır mısın oğlum? Çoktan. Ha, şimdi nazik elini şu şapkanın içine sok, bir mendil çek ve kimin olduğunu söyle bakalım. Hadi konuş konuş. Sondaki masada oturan Abdülrezzak Çokkazar. İsme bak, süngüye davran be. Buyurun beyim. Bey kardeşimi bilakis kazaklık cihetinden tebrik ederken mendilini iade etmekten şeref duyarım. İkinci mendil Safiye Çiçek. Cismi gibi adı var. Buyurun Çiçek Hanım, bu mendil sizin nazik bedeninize ait galiba. Çocuk değil, elektronik beyin maşallah. Nüfus kütüğü gibi hepsinin şeceresini çıkarıyor be. Hadi bakayım şu sonuncuyu da yumurtla yavrum, yumurtla. Üçüncüsü de Leyla Tatlı Seda Hanım'ın. Vay Leyla Hanım, Tatlı Seda'nı seveyim hanım. Kıymetli vatandaşlar, şimdi de sizlere gecenin en muazzam oyunu sunulacaktır. Şu gördüğünüz lalet tayin gibi zannedilen basit kağıt parçası, haddi zatında çek adı verilen davalardan olup, üzerinde bizzat gazino sahibinin şahsi imzasıyla 100.000 adet lira yazmaktadır. Evet vatandaşlar, yanlış işitmediniz, şu kağıdı alan bir anda 100.000 liraya kavuşup zengin olabilir. Ama bir şartla. Oğlum gözleri kapalıyken saklanan çeki bulana kadar. Eğer bulursa lord, bulamazsa mortsunuz. Alkış.
efendim? Gözlerime bakmak neden korkuttu sizi? Yoksa çantanızda kıymetli bir şey mi var? Aa, buyurun evladım, arayabilirsin. Oha, mis gibi kokuyor. Ama rujunuz yok burada. Elinizdeki ruju rica etsem. İzade ederseniz rengine bakmak istiyorum. Aa, bu da ne bir kağıt. Zenginlik rüyasına yakmalı bir ağaç. Muhterem valideler ve muhterem pederler, alkışlarınıza milyonca teşekkürler. Harika çocuk ve ben alnımızın akıyla huzurlarınızdan ayrılırken veda faslısını kendisine bırakıyorum istemeyerek. İyi geceler efendim. Size de Ahmet Bey, size de Enis Bey, Leyla Hanım, size de, size de. Geçmiş olsun. İlk gecede önemli olan çocuğun durumuydu. Ama başarılı sayılır. Hem de muazzam bir başarı. Sayenizde oldu müdür bey abicim. Güle güle harcayın. Teşekkür ederim. Siz de gerisini güle güle harcarsınız herhalde. Ha şey, az daha unutuyordum. Hafızayı beşer, bazı şişer abicim. Emniyet müdürü sizi bekliyor yarın sabah. Çocuğu da beraber. Nüfus kağıdı içindir herhalde. Yok canım, daha önemli olmalı. Koskoca emniyet müdürü bir nüfus kağıdı için randevu verir mi adama? Aman geç kalayım deme. Saat 10'da orada olun muhakkak. Ne de olsa polis işi, şakaya gelmez. Olumsuz yaşamak karanlık bir dünya benim için. Koca bir dünyada kör olamam. Karanlık yaşayamam. Kurtarın beni. Bir şeyin var senin. Anlarım. Bunca yıllık babamsın.
babanım. Neyse, bozmayalım keyfimizi. Hayırlısı neyse o olur. Yoksa bir şey mi saklıyorsun benden? İyi geceler. Emniyet müdürüyle özel bir konuşmamız vardı da bizi istemişler abicim. Harika çocuk için mi? Evet. Evet. Bildireyim kendisine. Buyurun bekleyin siz. Ne oluyorsun be baba? Gören de adam öldürdün sanacak seni. Ne de olsa karakola müdüriyete bir korkumuz mevcut. Derhal kaşıntı oluyoruz işte. Buyurun. Müdür bey sizi bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun Kazım Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Vay mübarek. Bizimkisinin tıpkısının aynısı ya. Sizi rahatsız edişimin nedenini merak etmişsinizdir. Estağfurullah efendim. Rahatsızlık ne kelime. Yalnız biz öyle garibanız. Kolay kolay zaten rahatsız olmayız da... Şey affedersiniz. Yalnız merak buyurdunuz. İşte o işin o ciheti doğru. Hulusi beyefendi eski bir dostumdur. Teşerrüfat-ı şerefi olduk muhterem abicim. Müsaade edersen çocuğunla biraz görüşmek istiyorum. Müsaadenin lafı mı olur be abi, buyur ya. Maşallah üstün zekalı bir çocuksun. Dün gece mucizeler yarattın. Her şeyi biliyorsun. Seninle göz göze geldiğimizde niye kaçtığını öğrenmek istiyorum. Bilemiyorum. Korkutucu bir şey mi var yoksa? Görmeye çalış yavrum. Bilemiyorum. Göremiyorum. Yormayın çocuğu. Bazı şeyler görülmez yaşanır. Kendi göremediklerinizi bir çocuktan istemeyin. Ne demek istiyorsunuz? Tanımıyorum sizi. Tanımak zor şeydir. Siz oğlunuzu, kendi meyvanızı tanımamışsınız. Tanımak insanların kalbini görebilmek demektir. Sizse... Ne demek? Görmüyüm yani. Gözüm kilometreler ötesini görür. Kendinizi, kendi yüreğinizi göremedikten sonra. Hem siz bu sözleri hangi cesaretle, hangi hakla söylüyorsunuz bana? Senin başkalarının duygularını çalarken dayandığın hakla. Sen de mi hakaret ediyorsun bana? Sadece doğruyu söylüyorum. Ne doğrusu? Kim bu kadın? Düşmüş bir kadınla ne ilişkim olabilir benim? Düşmüş değil abi. Düşürdüğün kadın. Yoksa... Yoksa sen... Evet. Gelinliğine göz dikerek kaldırımlara ittiğiniz kadının... ...ölümüne sebep olduğunuz öz evladınızın karısı. Yani yaşayan bir ölü. Niye geldim buraya? İşimize ne karışıyor? Garip bir duygu çekti beni. Denizin çaldığını görmemiş olsaydım... ...öbür oğlum derdim ona. Deve abla, deniz bu. Ne kadar kudurup pıttırsa... ...gene de insanlar kadar kötü olamaz. Zaten onu ilk gördüğümde... ...şuramdan bir şey kopmuştu. Hadi, öp anneni. Annem! Allah Allah, işler gittikçe karıştı. Ne kadar karışık Arap saçı bir dava varsa... ...ucu Kazım kardeşinize bağlanır. Ben deniz garibanımdır, Adem babayımdır ama temizlik imandan geldiği için senede bir gün tepeden tırnağa kostüm dahil yıkanmaya giderim denize. Yıllar öncesi güneşin fazla ısıttığı bir bahar sabahı yıllık banyomu alırken kulağımda bir çocuk sesi.
Baktım dalgalar atmış denize. Tak hemen kaptığım gibi doğru hastaneye. Orada bendeniz yani namı diğer kan bankası 0 RH negatif Kazım. Çocuğu kanımla ikinci kere kurtardım. Şimdi sahte bir baba var karşınızda. Artık çok mutluyuz değil mi abi? Ne oluyorsun lan serseri? Neredeyse ağlayacaksın. Çocuğu denizde buldun, kan verdin diye sana mı kalacaktı yani? Senin mi olacaktı Afacan? Hadi üzülme. Sevin artık. Afacan mutlu oldu ya. Ailesine kavuştu ya. Baba! Baba! Var mıydı böyle oyun? Var mıydı beni bırakıp kaçmak? Baba! Baba!